Merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Ali Yılmaz, Türkçe öğretmeni. Bugün sizlerle birlikte Türkçe'de geçmiş zamanı öğreneceğiz. Bu video yabancılar için bir videodur. Türk arkadaşlara şimdiden söylemek istiyorum. Türkçe'de biz dı, di, du, dü yani bilinen geçmiş zamanı kullanıyoruz. Sık sık kullanıyoruz. Fakat Türkçe'de ikinci geçmiş zaman var. Bu geçmiş zaman mış, miş, muş, müş. Aman Allah'ım. Ali Bey bu ne? Mış, miş, muş, müş. Korkmayın, korkmayın. Bu çok zor bir gramer değil. Bu çok zor bir ek değil. Bugün size örneklerle, 12 örnekle bunu anlatmak istiyorum. Mış, miş, muş, müş genel olarak 3 kategoride bizim anlamlandırdığımız bir zaman. Evet, 3 anlamı var arkadaşlar. Türkler genellikle bu 3 anlamda bu geçmiş zamanı kullanıyorlar. Mesela birinci anlam görmedim, duydum bir kişi veya bazı kişiler bana söyledi. Başka insan söyledi anlamında. Evet, birinci anlam görmedim, duydum yani rivayet anlamında. İkinci anlam sonradan fark etmek, sonradan anlamak anlamında. Ve üçüncü anlam sürpriz. Evet, sürpriz anlamında kullanılıyor. Yani mış mış muş muş geçmiş zamanı. Arkadaşlar, 3 anlamda genel olarak kullanılıyor. Ve tabii ki bu eki biz şahıslara göre ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Burada görüyorsunuz. Ben mışım, sen mışsın, o mış, biz mışız, siz mışsınız, onlar mışlar şeklinde kullanıyoruz. Evet, örneklerimize geçmek istiyorum. Hazır mısınız? Efendim? Tamam. Burada benim yardımcım var. O bana dedi. Ali Bey, onlar hazırlar. Ve ben söylüyorum. Ahmet, onlar hazırlarmış. Çünkü ben bunu o yardımcımdan duydum. Bu yüzden. Mesela. Evet, birinci örneğimiz ne? Ali söyledi. Ayşe ve Mehmet dün evlenmiş. Ali söyledi, telefon etti. Ayşe ve Mehmet dün evlenmiş. Ben görmedim, bana söylediler. Yani rivayet, duydum, görmedim. İkinci cümle, babam söyledi. Bir çocuk var. Bu çocuk evde ve baba telefon ediyor. Oğlum merhaba. Merhaba baba. Oğlum sana bir şey söylemek istiyorum. Baba ne oldu? Ben dondurma aldım. Aa yaşasın. Haydi görüşürüz baba. Sonra çocuk annesiyle konuşuyor. Babam söyledi. Babam bize dondurma almış dedi. Çünkü baba ona söyledi, çocuk duydu. Üçüncü cümlemiz, Salih sınıfta öğrenci ama Salih sınıfta yok. Sonra Salih teneffüste telefon ediyor ve teneffüste arkadaşına ben bugün çok hastayım, hastalandım dün akşam. Bu yüzden okula gelmedim diyor. Sonra Salih'in arkadaşı diyor ki sınıfta Salih telefon etti. Dün akşam hastalanmış. Salih telefon etti. Dün akşam hastalanmış. Yani Salih'i görmedi, duydu. Bu yüzden mış kullanıyoruz. Evet, bu üç arkadaşlar cümle, bu üç cümle görmedim, duydum. Başka insan söyledi, başkası söyledi anlamındaydı. Ve
İkinci anlam ile devam ediyoruz. İkinci anlam ne? Sonra fark etme, sonra anlama. Evet, bunlar biraz komik. Hatta hayatta bazen karşılaşıyoruz bu durumlarla. Okuldan eve geldiniz ve evde pijamalarınızı giyeceksiniz. Pantolonunuzu çıkardınız, baktınız, aman Allah'ım pantolonum yırtılmış. Yırtılmak, cırt. Muhtemelen otobüste veya okulda veya parkta bir yere takıldı ve yırtıldı. Ama siz fark etmediniz. Aman Allah'ım pantolonum yırtılmış. Ya insanlar gördüyse? Yani burada siz duymadınız. Burada siz duymadınız. Sonradan fark ettiniz. Sonradan anladınız. Aman Allah'ım pantolonum yırtılmış gibi. Diğer örnek, diğer cümle daha komik. Parkta oturuyorsunuz ve kitap okuyorsunuz. Park çok güzel. Rüzgar esiyor. Oo, kuşlar cıvıldıyor. Çik 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 çik. Kuşlar cıvıldıyor. Kitabı okudunuz. Çok mutlusunuz. Kitap bitti. Ah! Kitabı koydunuz ve eve gidiyorsunuz. Eve giderken fark ettiniz. Burada bir şey var. Aman Allah'ım. Kuş pislemiş. Yani kuş ağaçta pırt yapmış, kaka yapmış. Kuş pislemiş. Evet, biz buna pislemek diyoruz. Normal tabiriyle. Ve siz bunu önce fark etmediniz. Çünkü siz kitap okuyorsunuz. Kuş burada yapıyor. Sonra siz biraz sonra bunu fark ediyorsunuz. Sizin için bu maalesef kötü bir durum ve siz bu cümleyi söylüyorsunuz. Aman Allah'ım, ceketime kuş pislemiş. Evet, bu da farklı bir örnek. Sonradan anladınız, sonradan gördünüz, fark ettiniz. Diğer bir cümleyle devam ediyoruz. Siz bir okulda, güzel bir sınıfta öğrencisiniz ve öğrenciler sınıfta dersteler. Siz dersteyken arkadaşlarınızla beraber dersleri dinliyorsunuz, derslerde yazıyorsunuz ve dersin sonunda bir şey fark ediyorsunuz. Önce fark etmediniz. En iyi arkadaşınız Osman. Osman yok. Sonra arkadaşınıza soruyorsunuz. Osman bugün yok mu? Evet diyor. Osman bugün yok. Sonra Osman bugün gelmemiş diyorsunuz. Yani onun gelmediğini sonradan fark ediyorsunuz. Bugün Osman gelmemiş. Vay be. Acaba ne oldu? Yani siz Osman'ı gelmedi, bunu görmediniz. Sonra fark ettiniz, sonra anladınız. Osman gelmemiş. Allah Allah. Onun masası boş gibi. Arkadaşlar, sürpriz anlamı ile devam ediyoruz. Biz mış mış muş müş, yani bu zamanı sürpriz anlamında da kullanabiliyoruz. Yani bir sürpriz yaşadınız bu anlamda. Doğum günü partiniz var ve doğum günü partinizde çok sevdiğiniz bir arkadaşınız yok. Yarım saat geçti, yok. Bir saat geçti, yok. Sonra siz tabii ki umudunuzu kaybettiniz. Arkadaşlarınızla ilgileniyorsunuz, meşgul oluyorsunuz. Sonra fark ediyorsunuz ki, aman Allah'ım, partiye Yusuf da gelmiş. Sizin için bu sürpriz. Yusuf da gelmiş. Yusuf hoş geldin. Evet, Yusuf da gelmiş diyorsunuz arkadaşınıza. Çünkü bu sizin için sürpriz. Siz Yusuf'u çok seviyorsunuz. Çok iyi arkadaşsınız. Evet, sürprizle ilgili diğer bir cümle. Bir çocuk var. Bu çocuk
evde çok aç. Okuldan geldi ve buzdolabını açtı. Aa, ne gördü? Pasta. Akşam yoktu. Annem pasta yapmış, dedi. Neden? Çünkü çocuk için bu sürpriz. Çünkü kız kardeşi var, ona konuşuyor. Ayşe, annem pasta yapmış. Heh, pasta yaptı demiyor. Çünkü görmedi, okuldaydı. Bu yüzden o, aa, annem pasta yapmış diyor. Bu da sürpriz anlamında mış, miş, muş, müş. Tamam, anladınız mı? Harikasınız. Ve devam ediyoruz. Çocuklar yine ertesi gün okuldan geliyorlar ve kapıda bir ayakkabı görüyorlar. Bu ayakkabı kimin? Dedelerinin. Evet, dedelerinin ayakkabısı. Ve çocuklar çok seviniyor. Oo, harika. Ve çocuklar ne diyorlar biliyor musunuz? Aa, bu dedemin ayakkabısı. Yaşasın, dedem gelmiş. Bu dedemin ayakkabısı. Yaşasın, dedem gelmiş. Yani dedeyi çok seviyorlar ve bu onlar için sürpriz. Çünkü dede onlara çikolata alıyor, oh, cips alıyor, abur cubur alıyor, para veriyor. Tabii ki sürpriz. Yani normal. Evet arkadaşlar, bu 9. cümlemizdi. 10, 11 ve 12. cümleyle videomuzu bitiriyoruz. Anne, baba dışarı bak, kar yağmış. Bu cümlede ne var? Bir sabah uyandınız. Ben bunu çok yaşadım. Perdeleri açtınız. Aa, her yerde kar var. Anne, baba, kar yağmış. Burada ne var arkadaşlar? Sürpriz. Tabii ki sizin için bu sürpriz. Çok güzel bir sürpriz. Her yerde kar var. Kar topu oynayacaksınız. Oo, hurra! Değil mi? Evet, bu da sürprizli bir cümleydi ve burada mış kullandık. Diğer cümlemiz, bir çocuk var, bu çocuk çikolataları çok seviyor. Çok seviyor ve bir gün dolabında bir çikolata kutusu var ve bu çikolata kutusundan ara sıra çikolata alıyor. Ve bu çocuğun bir kız kardeşi var. O da bunu fark ediyor. Ara sıra gidiyor, o da çikolata alıyor. O da yiyor. Bir gün sonra çocuk dolaba gidiyor. Dolaptan çikolata alacak. Aa, çikolata yok. Ne olmuş? Aman Allah'ım, çikolatalar bitmiş. Aman Allah'ım, çikolatalar bitmiş. Bu onun için kötü bir sürpriz. Yani kimse söylemedi. Kötü bir sürpriz. Doğru mu? Doğru. Harikasınız. Ve arkadaşlar, son cümlemiz, maalesef son cümlemiz. Bir genç var. Bu gencin bir akvaryumu var. Evet, akvaryumunda çok fazla balık var. Ve bir tane balık hamile. Evet, yani balkonda bebek var. Bir tane balık hamile. Çocuk gece uyuyor, sabah uyanıyor. Öf, akvaryumuna bakıyor. Aa, balığım yavrulamış diyor. Yani bebek çıkmış. Balığım yavrulamış. Bebek doğmuş. Burada yavrulamak, doğmak anlamında kullanılıyor hayvanlarda. Çocuk, genç bakıyor. Aa, balığım yavrulamış. Bu onun için güzel bir sürpriz, değil mi? Evet, yani. Arkadaşlar, işte geçmiş zaman bu şekildeydi. 3 anlamı vardı. Birinci anlamı neydi? Görmedim, duydum. Başkaları söyledi. Yani rivayet. İkinci anlamı neydi? İkinci anlamı, sonra fark ettim, sonra anladım. Ve üçüncü anlamı, sürprizdi. Arkadaşlar, sizler de benim için buraya yorumlara mış ile cümleler yazar mısınız? Teşekkür ederim. Ve bu videoyu eğer paylaşırsanız ne kadar memnun olacağımı sizlere söylemek istiyorum tabii ki.
Evet, dersimiz burada bitti. Umarım dersimizi beğendiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Ali Yılmaz, Türkçe öğretmeni. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.